Çayı demliyor musunuz, yetiştiriyor musunuz? Biliyorsun her sabah çay içmezsek olmaz. Radika! Mişti'yi uyandırdınız mı peki? Mişti! Herkes nerede acaba? Molly sabahın bu saatinde ne yapıyor? Molly? Ne oldu hayatım? Bütün gece burada mıydın? Şu gözlerinin haline bak. Büyük anne, Nadine'in ölümü beni çok etkiledi. Çok, çok etkilendim ben. Ona lanet ettik. Ama bunun böyle sonuçlanacağını kimse düşünemedi. Nandini huzur içinde uyusun. Ama büyük anne, bizim onu affettiğimizi bilmeden orada o şekilde nasıl huzur içinde uyuyabilir ki? Haklısın canım. Tatlım, onun için bir anma töreni düzenleyelim. Büyük anne, onun çok sevdiği ve ziyaret ettiği bir mabet var. Oraya gidip her zaman huzur bulurdu. Düşünüyorum da oraya gidip bağışta bulunsak ve ruhunun huzur bulması için dua etsek. Hayatım, ne kadar da iyi düşünmüşsün. Kesinlikle oraya gitmelisin. İşana da benimle gelir mi diye sormak istiyorum. Hayır canım. İşana haber verme. Neden? Onun dünkü davranışları dikkatini çekmedi mi? Olanları henüz yeni öğrendi, öyle değil mi? Henüz Nandini ve Kunal'ı affetmeye hiç hazır değil. Ne olur o yüzden söyleme. Hiç yoktan olay çıkartabilir. Sen yalnız git, olur mu? Tamam. Ama büyük anne, ya bana sorarsa? Sen de ona önemli işlerin olduğunu ve yapmak zorunda olduğunu söyle, olur mu? Klinikte, kuaförde ve çarşıda işlerin olduğunu söyle. Nişan bu. Çocuk oyuncağı değil ki. Sorarsa ben ona bir bahane uydururum, merak etme. Oğlum. Lütfen içeri gel. İçeri gel anne. Kunal. Geç içeri. Oğlum üzgünüm. Çok üzgünüm. Anne. Oğlum lütfen beni affet. Anne, neden özür diliyorsun ki? Nandi'nin başına gelenlerden haberim yok. Her şeyi sen tek başına çektin. O kadar birbirimizden kopmuştuk ki senin yalnızlığını fark etmedik. Biz sanıyorduk ki sen onunlasın ve mutlusun. Bunca zaman yalnız olduğunu fark etmedik. Anne, hayır. Kim yalnız olduğumu söyledi? Siz hep benim yanımdaydınız. Kahvaltı ederken her zaman seni düşünürdüm ben. Bu çok güzel bir histi. Ben çocukken beni küçük yalanlarla kandırıp bana sütümü içirirdin. Kabak, patlıcan gibi sebzeleri sadece sen yedirebilirdin. Bu taktiklerin hepsini paride kullanıyorum. Bu numaralar hala işe yarıyor. Hepsi çok iyi. Asla başarısız olmuyor. Ne zaman paraya yemek yedirsem seni düşünüyorum ben anne. Sen hep benim yanımdasın anne. Olmayan Nandini.
Sen burada her şeyle tek başına yüzleşirken ben... Anne, sen o sırada yapman gerekenleri yapıyordun. Bak, hiçbir anne kendi oğlunu gelini için terk etmez. Ama senin yaptığın çok cesurcaydı anne. Hiç kolay bir şey değil. Benim oğlum burada yapayalnızdı. Benim oğlum yalnızdı ve ben burada... İyi bir şeyler yapmak ve iyi örnek olmak için bir şeyleri feda etmek zorundaydın anne. Seninle gurur duyuyorum. Senin yerinde ben olsam senin yaptığını asla yapamazdım. Şu hale bak, ne kadar olgun konuşuyorsun. Tanrı seni hep mutlu etsin oğlum. Her zaman. Sonra görüşürüz, tamam mı? Anne bekle, seni ben bırakayım. Mabede gidecektim. Nandine oraya çok sık giderdi. Orayı çok severdi. Onun anısına bir bağış yapmayı düşünüyorum. Hadi gel, seni de bırakayım. Herkese hediye. Gelin alın hadi. Hadi gelin. Sarılar, takılar, her şey var. Bu erken saatte ne dağıtıyorsun öyle sen? Bana dua et büyük anne. Mutlu ol canım. Büyük annem, neden evde kimse yok? Ortalıkta hiç kimse görünmüyor. Kimse yok mu? Ben buradayım işte. Piramila mutfakta, Mişti odasında ve sen kimi arıyordun? Çok zekice büyük anne. Peki o zaman. Evet büyük anne. Annem nerede? Sabah işleri için dışarı çıktı. Eğer onu bu kadar özlediysen o zaman görüntülü ara, olur mu? Ve kimi kastetmiş olabilirsin acaba? Anladım. Sen galiba Molly'yi arıyorsun, öyle mi ha? Hiç önemli değil canım. Ben önemsemem. Yapma. Sen bu evin yıldızısın. Peki Molly nerede? Evde değil gibi görünüyor. Onun bir hastası eve geldi. Ama doktor hastaneye gitti. Hastanede mi? Büyük anne, biz yarın nişanlanacağız. O bugün hastaneye mi gitti? Elbette. O bir doktor canım. Hastane onun ikinci evi sayılır. Bunu hep aklında tutmalısın. Tamam mı canım? Ha, doğru. Bir doktorla evleneceğim. O zaman bunu kabul etmeliyim, değil mi? Ama büyük anne, sana bir şey söylemeliyim. Yemekleri restorandan söyleyeceğiz. İlaçları da hastaneden alacağız. Seni yaramaz çocuk. Baba! Mişti! O nedir baba? Bu alışveriş. Oyuncak var mı? Hayır. O yüzden seni alışverişe götürmek istiyorum. Gidip sana oyuncak alalım, ha? Thank you.
Tanrı şahidim olsun ki seninle bütün ilişkimi sonsuza kadar keseceğim Landin'i. Sen artık arkadaşım Nandini değilsin, anladın mı? Sen benden kocamı çalan kadınsın. Eğer kapıyı o açsaydı, ona çok kötü şeyler yapacaktım. Ona ölmesini söyleyecektim Kunal. Yaptıkları o kadar canını sıkmıştır ki utancından bir yerlere saklandı. Molly yeter artık, yeter. Eğer Nandini'ye bir şey olursa bunun sorumlusu sensin, tamam mı? Çünkü ona beddua ettin. Buraya devamlı gelip ölmüş karın için dua ediyorsun. Tanrı onu sonsuz uykusunda korusun. Baba, bu annemin arabası. Bu Molly'nin arabası. Ama büyük anne bana onun hastanede olduğunu söylemişti. Büyük anne mi yalan söyledi, yoksa Molly mi? Ama Molly neden buraya gelsin ki? İşte sen arabada beni bekle. Ben gidip sana pamuk şeker alayım. Hı?
Kunal, ben çok üzgünüm. Nandini'nin başına gelenler... Buraya onun ruhu için dua etmeye geldim. Ama onun bu şekilde... öleceğini asla düşünmedim. Gerçekten üzgünüm. Ama Kunal... ona ne oldu? O daha çok gençti. Çok büyük acılar çekti. Tahlillerden sonra... kanserin ileri safhasında olduğunu umdum. Ama artık çok geçti. Çok zamanı kalmamıştı. Bunlar 2 yıl önce. Nuri bize hastanede olduğunu söyledi ama buraya Kunal'la buluşmaya gelmiş. Sürekli seni düşünüp durdu. Bak Moni. Seni anmadan geçirdiği bir günü bile olmadı. Seninle birçok iyi anısı vardı. Baba, bu annemin arabası değil mi? Annemi gördün mü? Seninle geldi mi? Hayır tatlım, bu annenin arabası değil. İşte, hadi eve gidelim. Bir şey evde unutmuşum. Tamam. Kunal, ben çok üzgünüm. Acını değiştiğim için çok üzgünüm. Ben sana... kötü olayların hepsini yeniden hatırlattım. Hayır Molly. Nandini hakkında konuşmak canımı acıtamaz ki. Ama ne zaman Barry annesini hatırlasa... onun fotoğrafına bakarak konuşuyor. Anneme benziyorum. Onun gözlerini ve gamzelerini almışım. Üzgünüm. Pardon. Alo. Lütfen eve dön artık. Pari, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.